Selamlar arkadaşlar. Bugün benim için çok önemli bir oyunu oynuyorum. PES 6 yani PES 2006 senesinde çıkan oyunu. Bu oyunu neden benim için önemli? Çünkü ben sıfır şaka bir 5-6 yıl bu oyunu oynadım. Hani şu an insanlar hala PES 2013 oynuyorlar, transfer yaması yapıyorlar. Ben de aynı şekilde PES 6 için yıllarca transfer yaması yapıp oynadım. 2007 yılında 2008-2009 yıllarında transfer yamaları ekleyip bu oyunu oynamaya devam ettim. Ve yanlış olmasın, bir 8 senedir bu oyuna girmiyorum. Şans eseri karşıma çıktı ve indirdim. Hem de Türkçe speaker ile indirdim. PES 6 oyununun Türkçe speakerini bileniniz vardır. Belki hep aynı sözler olduğu için insanın ağzında çok dolanıyordu buradaki sözler. Oyunda oyuncular farklı farklı takımlara dağılmış. İbrahim Üzülmez İran milli takımında oynuyordu. Bu yüzden ben de çok karmaşık gözükmesin diye bu sezonun transfer yamasını indirdim. Gönül isterdi ki 2006 yılında olan oyuncularla oynayalım ama olsun. Lafı çok fazla uzattım. Şimdi oyuna geçiyorum. Evet, maç başladı arkadaşlar. Dediğim gibi ben Galatasaray'ı seçtim ve transfer yaması olduğu için yani 2019-2020 sezonunun transfer yaması var. Bu yüzden oyuncular falan yeni. O Enzonzi. Ah ya, niye yapamadım lan? Vallahi tuşlara alışmak zor olacak ha. Hiç hatırlamıyorum ben. Bayağıdır da futbol oyunu oynamıyorum. Galatasaray'ı seçtim. Bir el daha oynayacağım, ondan sonra onu da bir sürpriz yapacağım. Ha. Abi niye bu kadar kötüyüm ben ya? Keşke daha kolayını seçseydim. Ne seçtiğimi de hatırlamıyorum. Türkçe yamaya bak. Abi Türkçe yama böyle bu şekilde miydi ya, Türkçe spiker? Bilmiyorum, sanki daha farklı ses. Ha, bak, bu adamın sesi tanıdık ama diğeri hiç tanıdık gelmiyor. Yanında konuşan abimiz. Uzun pas, hadi. Lan oğlum ya, bu kadar kötü oynanılmaz. Vallahi çok kötüyüm. Hadi be. Abi ama özlemişim. Aa, bu kadar da olmaz. Vallahi bu kadar da olmaz ya. Çok kötüyüm, çok kötü. Hızlı geç, hızlı geç. Keşke daha kolayını seçtim abi. Ne seçtiğimi de bilmiyorum. Bakmadım çünkü. Bir lan. Ne faali. Direkt topa. Direkt topa. Maçı 5 dakika yapmışım muhtemelen. 2 maç oynayacağım. Yapma oğlum, hadi koşun lan. Çok güzel, tam çizgide. Açacağım da orta, kimse var mı acaba? Hadi be, ne çakması, hiçbir şey yapamadı. Taş onlardan çıktı hocam. Hocam vallahi onlardan çıktı. Kaçma be belanda, kaçma ya. Enzonzi'ye bak, nereye gidiyorsun lan? Of, çok kötü be. Vallahi ben şey olsam, hakem olsam kırmızı veririm direkt yani. Ne sarısı lan? Vallahi tam kırmızılık yani. Keşke 2006 yılındaki oyuncular olsaydı ya. Abi çok güzel olurdu o zaman. Bak, evet. Bak şu an çalan, arka planda çalan ses mesela hiç tanıdık gelmiyor. Sanki harbiden de şeyden, beIN Sports'tan maç izliyorum gibi. Ay, adam ne biçim çekti lan topu? Lan kapsana oğlum. Basmıyorlar ya. Hadi Falka, Allah aşkına hadi. Ya çok da şeye girdik ya. Var mı kimse? Of! Yapma be. Of, keşke en azından kaleci maleci çalsaydı bir korner. Korner organizasyonu hemen. Topa dokunup da dokunmamış gibi yapıp. Şaşırtmaca. Ya o çıkmadı lan, çok iyi. Koş lan koş. Hadi kapın abi. Adamlar bizden daha çok oynuyor ya topla. Ya abi vallahi pres de yapmıyor ya. Ben pres tuşu hangisi? Ya of. Ananın. Oha be. Ulan bizim şeyde mi sanki, anasını satayım. Ne şey yapıyorsun? Direkt kırmızı verdi ya. Müdahale ve bence hiç hoş değildi. Hadi lan oradan. Ben her zaman doğrusunu yaparım. 10 kişiyle hayatta atamam gol yani. Bu şekilde. Abi iyice defansa çekildiniz. Hadi. Çıkın lan. Herkes ileri çıksın. Kaleci de dahil.
Ciddi söylüyorum. İkinci golü yersem tam bu sezonun ilk maçı yani. Bu şut muydu? Taça attı adamdır. Hadi. Gerçekten yani bir tık azaltacağım. Bir sonraki maçta bir tık azaltacağım yani bu zorluğu. Kimse var mı? Yok. Var mı? Var. Hadi bir tane en azından. Ya abi çıldıracağım. Böyle bir pas olmaz. Ya abi vallahi delireceğim ya. Çok kötüyüm ya. Ya çok kötüyüm. Bu kadar kötü olmaz. Son atak adamlar da ya. Defans zamanında yerleşti ve tehlikeyi savuşturdular. Şu an gerçekten çok utanıyorum. Tamam bir el daha oynayacağım. Yalnız adamı Ümit Karan'a oynayacağım bak. Tamam bir el daha oynayacağım. Bak bu seferki daha güzel olacak. Evet. Şimdiki maç Southampton Wolverhampton Wolves'la oynuyorum. Ben Southampton'ı da seviyorum. İngiltere'de sevdiğim, tuttuğum takım Southampton zaten. Ve evet gördüğünüz gibi abi PES6'da bu mod çok popülerdi. İşte bu ne dinozorların üstünde oyun ben şu anda. Rakip de işte penguenlerden oluşuyor. Değişik değişik canlıların üstünde böyle maç oynayabiliyorduk. Ondan sonra hiçbir PES'te çıktım böyle bir yama ya da mod bilmiyorum ama bu gerçekten yani bayağı konuşulmuştu. O zamanlarda konuşulmuştu. Hadi bakalım. Evet. Adamlara verdik topu yine. Yalnız çok mu kolaylaştırmışım ya? Bu kadar da kolay olmasaydı keşke. Ama yani ne yapayım? Şey almışım, professional almıştım. Şu anda neydi? Yok. Yok, regulardaydı. İkinci seviyeye aldım. Üçüncü seviyedeydi, ikinci seviyeye aldım. Ne yapalım? Olsun, olsun. Amaç zaten abi eskileri yad etmek değil mi yani? Ne? PES6'da iyi oynasan ne olacak, oynamasan ne olacak ya? Seslere bak. Abi insan ciddiye alamıyor ya. Acaba Rövşat'a falan çekiyor mu bunlar? Vallahi Rövşat'a çekiyorlar mı çok merak ediyorum. Bu arada Danny Ings de Premier Lig'in bu seneki penaltılarsız gol kralı oldu. Yani penaltılarla beraber tabii ki Jamie Vardy gol kralı oldu ama bu arada Van Rijn kimmiş? Ben bu adamı bilmiyorum. Ne? Van Dijk'ı şey mi yapmışlar? Anlamadım ki. Van Rijn diye bir futbolcu yok çünkü. Yapıştır be. Ben lan. Jenerikli uçuyor ya. Hadi be. Uçacağım bir pozisyon yok lan. Penguin'e bak ne biçim dikiyor. Yoshida da gitti bu arada. Bu birazcık geride kalmış olabilir mi bu transfer yaması? Bilmiyorum. Yoshida geçen sezon yoktu çünkü. El Yunus'u da yoktu. Kiralık gitmişlerdi. Hadi bir kafa golü atmak istiyorum ya. Oha taklalar attı. Rui Patricio. Abi gerçekten ya. Vallahi çok eğleniyordum ben bu oyunu oynarken. Bütün kupaları alıyordum. Bütün kupaları alıp ekran görüntüsü çekiyordum falan. Ya hadi be. Telefonika. Oha be. Vallahi ayağına çarptı ya. Gol oluyordu yanlışlıkla. Hiçbir şey de basmadım yani. Dünyanın en hantal stoperi Westergaard. Türkçe yamanın sesi inşallah geliyordur ya. Videoda eğer Türkçe yamanın sesi, Türkçe spikerin sesi gelmiyorsa çok üzülürüm. Ah be. Niye böyle bir şey yaptım ben? Hadi lan hadi lan. Vallahi atmamak için uğraşıyorum ben şu anda resmen. Hadi bakalım ikinci yarıya. Abi tiplere bak ya. Vallahi efsaneydi ya. Gerçekten bundan sonra çıktı mı? Eğer bilen varsa yorumlarda yazsın yani. Ben bilmiyorum. PES 6'dan sonra başka çıktı mı? Hadi be gelişine. Uf, o neydi be?
Direkten patladı o. Ara pas atayım dedim de zaten offside aynen. Abi orta kafa gol istiyorum ya. Hadi be. Hadi lan çık. Açılın hadi. Açacağım ortayı. Açacağım. Niye kimse çıkmıyor abi? Yalnız harbiden ben bazen oyunun şeyine kapılıyorum şu anda. Videodan önce de hiç oynamadım yani. En son 8 yıl önce oynamıştım. Hatırlamıyorum bile. Tuşları hatırlamıyorum. S tuşuyla pas veriyormuş. Normalde şu andaki PES oyunlarında herhalde W ve X ile veriyor pasları. Ben öyle hatırlıyorum. S tuşuyla pas verdiğini hatırlamıyorum. Hadi lan. Oğlum koşmuyorlar da valla valla. Yani maçtan önce falan şey yapmadım hiç. Yani videodan önce hiç başka maç oynamadım. Hatırlamıyorum yani anladın mı? Ve videonun bazen şey yapabilirim. Oyuna kaptırabilirim kendimi. O yüzden kusuruma bakmayın yani. Ya atacağım tamam bir tane daha atayım da 2-0 olsun. Hadi atayım atayım tamam. Tamam atayım bir tane daha. Çeşit çeşit kupa vardı ya abi. Hiç istemeye istemeye İran milli takımını işte Avustralya milli takımını falan seçerdik. Oy yiyordu lan. İstemeye istemeye seçerdik o takımları. O sadece o şey kupasını kazanabilmek için. Neydi artık onların? Hatırlamıyorum kupanın adını da ama. Hadi lan bir kafa. Hadi hadi. Hadi lan hadi. Of. Nasıl oldu lan? Kim attı golü? Vallahi kimin attığını görmedim he. El Yunus'u mu attı? Şey mi attı? Valla tekrar izlemek istiyorum. Aa, El Yunus'u atmış. Valla ben Danny Ings de attı sandım. Ha. Bu attı sandım. Valla görünmüyor da. Uf be. Tamam 2-0 yapacağım dedim. Tamam hadi şimdi oyna. Süreyi oyna abi. Topu al köşede tut. Çok iyi. Evet çok güzel. Bence de çok güzel kaptı. Kimse yok ama. O penaltı mı lan? Penaltıya bak. Sıkıştırdılar. Penaltıya bak. Kaçıracak. Kaçırmadı olsun. Top ağlarla sevişiyor diyor. Evet. Güzeldi, güzeldi. Güzel maçtı. Ben videodan sonra yani birkaç muhtemelen birkaç kupa kazanırım. O şekilde kaparım bu oyunu. Vallahi çok özlemişim ya. Abi bilmiyorum ya bak diyorum ben her zaman diyorum. Grafik hiçbir şey değil abi. Yani mesela bakıyorsun bu oyunun grafikleri o kadar güzel değil. PES 2020 kadar ama PES 2020'de bu zevki alamıyorsun. Bu arada çok güzel bir kurtarış. PES 2020'de hayatta bu zevki alamam ben. Alamam abi yok. Bilmiyorum ben biraz geri kafalıyım galiba ama. Şey fotoğrafları yapılıyor mesela şimdi. İşte PES 2013 oynayanla işte PES 2020 oynayan. PES 2013'e işte transfer yaması yapmış falan filan. PES 2013 oynayanlarla dalga geçiyorlar. Ben PES 2006 ile oynuyorum abi o derece yani. Neyse videonun sonuna geldim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım siz de bu oyunu oynamışsınızdır ve şu anda şey hissetmişsinizdir kendinizi yani ne bileyim. Özlemişsinizdir bu oyunu diye düşünüyorum. Ben çünkü gerçekten özlemişim. Özledim yani oyunu duygulandım. Ciddi söylüyorum duygulandım ya. Çocukluğumun oyunu çünkü. Ben 2006 yılında oynamaya başladım. Hatta bu oyunu ilk oynadığım günü bile hatırlıyorum ama şimdi onu bu videoda anlatmaya kalkarsam çok uzun sürer. Videonun sonuna geldim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.